Kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Lütfen emeğe saygı, beğenirim. Şimdi polivit şurup. Birçok kişi bunu güvercin güvercinde vitamin olarak öneriyor. Ben buna karşı çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar inek ottan beslenir. İhtiyacı farklıdır. Aslansa etten beslenir. İhtiyaçları farklıdır. Bir insanın vitamin ihtiyacı ile Güvercinin vitamin ihtiyacı aynı şey değildir. Örneğin bunun içerisinde bulunan değerler bir de firmaların üretmiş olduğu güvercin için, hayvanlar için üretmiş olduğu vitaminleri bir karşılaştırma yapın. Bir karşılaştırma yap. Yani ikisi aynı şey değil. Yanlış anlamayın, bakınız zarar vermez zarar vermez. Ama kuşun ihtiyacını karşılamaz. Şimdi kuşun demir, çinko, bakır, alüminyuma ihtiyacı var. Vitaminin 32 çeşit vitamine de ihtiyacı var. Bu B1'dir, B2, A3, 7, 4 bilmem ne bilmem ne. 32 vitamine ihtiyacı var. Bunun yanında minerale de ihtiyacı var. Peki bunun içinde bulabilir miyiz? Bulamazsınız. Sizlerden rica ediyorum. Konuyu iyi algılayın. Şimdi birisi demiş ki hocam sen o zaman eczane ilacı da öneriyorsun e güvercinlere. Doğru bir soru. Söyleyeyim ama sebebini. Güvercin yerden yiyor değil mi? Kedi köpek yerden yiyor. Bağışıklık sistemi senden benden güçlü. Biz yerden yiyebilir miyiz? Hemen hastalanırız. Peki et aynı et. Sonuçta antibiyotik uyguluyorsun. Nedir bakteriyi öldürmek mikrobu öldürmek kısaca anlatıyorum. Et değişmiyor, kuşta da et aynı, bakteri, mikrop aynı, hastalık yani bakteri hastalık demek. İnsanda da aynı. Antibiyotik kullanabilirsin çünkü bakteri öldürüyorsun. Ama vitamin ihtiyacı, ineğin ki farklıdır, aslanın ki farklıdır, insanın ki farklıdır, güvercinin ki daha farklıdır. Ha bu arada muhabbet kuşu, kanarya, keklik, tavuk, hindi, e, bunların güvercin, bunların ihtiyacı aynıdır vitaminde. Ama kesinlikle bu şurup değil. Kesinlikle değil. Bilgi olarak size sunmak istedim. Doğru kanal, doğru bilgi illa sahabe. Araştırın. İlla sahabeye de güvenmeyin. İnanmayın ama araştırın. Görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi unutmayalım.